Yaman'ı merak etme. Güvende. Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaranda arama doktor. Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaranda arama doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinde. Boşuna benimle uğraşma doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinde. Boşuna benimle uğraşma doktor. Aşk yarasıdır bu, İlaç kapatmaz. Derdin teselli beni avutmaz. Aşk yarası ilaç kapatmaz. Derdin teselli beni avutmaz. Dermanı yarda sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Derman yardır sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Derdin teselli beni avutmaz. Aşk yarasıdır, ilaç kapatmaz. Derdin teselli beni avutmaz. Dermanı yarda sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Derman yardır sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma doktor, dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma doktor. Ay, 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 aklım çıktı Nesli. Hadi Göbe'nin yanında. Yani? Yani? Ne işi var o adamın oğlumun yanında ya? Güven onun da babası olduğuna göre yani... Güven de oğlun. Merak etme, okey? Espri anlayışlarınız da çok benziyor arkadaşımla. Al bak. Oğlun Güven'de yazmış bir de. Çok rahatladım doğrusu. Eskiden bu aramızda geyik diye bak unutmamış. Çok tatlı. Ama kabul et, iyi espri. Nedense bugün beni hiçbir espri güldürmüyor. Şebnem niye anlamıyorsun ya? Ali babasının yanında, Ali Güven'in yanında. Tatlım, Güven de bir şey bilmediğine göre kimse birbirine bilmediği bir bilgiyi veremez. Okey, rahat ol. Ay ne münasebet, neden beraber takılıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Ay ara sor o zaman. Açmıyorlar, aradım. İkisi de açmıyor. Acaba azar işitmekten bıktığı için olabilir mi? Tamam, dur ben arayayım. Sende numarası mı var? Nesli, aynı numarayı kullanıyor. Allah Allah ya. Thank you.
Şebnem. Güvencim, ne haber? İyiyim. Kafam da iyi. Dağıttık bugün biraz Yamanlar. Evdeyim öyle. Öyle mi? Neredelermiş? Nesli birazcık endişelenmiş de Yaman Ali'ye ulaşamadığı için. Niye? Ben Nesli Hanım mesajı gönderdim, her şey yolunda diye. Şebnem, biz daha sonra konuşalım mı? Şimdi kapatayım ben, olur mu? Tamam tatlım, görüşürüz. Ne diyor, neredelermiş? İyiymiş oğlunuz. İçmişler birlikte. İçmişler mi? Nerede? İçmişler işte yani. Efkar dağıtmışlar biraz. Bravo. Bravo. Ya çocuğu alıp meyhaneye mi götürmüş? Ha delireceğim, gerçekten delireceğim. Yer falan söylediler mi? Neredelermiş şimdi? Evdeyim dedi. Evdeyim mi? Hangi ev? Eski ev mi? Bilmem herhalde. Duruyor mu ki o ev? Demek ki Nesli yani evdeyim dediğine göre. Bravo. Oraya mı almış götürmüş çocuğu? Bravo. Ay Şebnem, sen sorarsa... Söylemem Nesli'ciğim, merak etme. Ay gerçekten o kadar derdim başımdan aşkın ki şu an bile tadını çıkaramıyorum. Nasıl ya? Nöbetin yok muydu senin? Son anda değiştirdim. Sevgilimin doğum gününü yalnız kutlamasını istemedim. Ve bu da pastamız. Çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Alo, neredesin oğlum sen? Açmıyorsun telefonunu. Rüyaylaydın. Tamam. Tamam. Neslihan?
tuhafı var burada. Nasıl girdin içeri? Aynı yerdeydi. Kusura bakma. Oğluma bakmaya geldim. Merak ettim de. Ya Neslihan, Yaman'ın burada ne işi olsun? Telefonunu açsaydın eğer. Ya ben sana zaten mesaj attım. İyi, her şey yolunda diye. Bir dakika, sana kaç tane rapor vermem lazım ki? Oğlum söz konusu olduğunda gerekirse 10 defa. Gerçekten senin ebeveynlik performansına bayıldım. Ama hani Yaman yetişkin bir çocuk ya. Onu da söyleyeyim yani. Aa, öyle mi? Fark edememişim. Tabii haklısın. Çocuklar yetişkin olunca ebeveynleri onları artık merak etmemeli, değil mi? Eğer oğlunun nasıl olduğunu düşünüyorsa, merak ediyorsa yani, inan ki bulduğumdan çok daha iyi durumda. Sizin aile meseleleriyle ilgili bayağı yorulmuş olan. Neyse. Başka bir şey yoksa? Yapman gereken bir ameliyat var. Bir an önce yap. Çünkü kaldıkça haddini aşıyorsun. Ben sana bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. İstemedim zaten, çok kalabalıkız falan. Öyle şeyler anlattım ya. Odur budur şudur. Aslında ben yalan söyledim. Sen haklıydın. Korktum ben. Sorumluluktan korktum. O sorumluluğu kaldıramamaktan korktum. Sen benim gibi korkak değilsin. Nereden de biliyorum bunu? Çünkü o eski kırılgan nesli adam. Artık eser yok. Senin evladını kaçırmışlar. Yıllarca hasretini çekmişsin. Ama yine gidip kendine koskocaman bir aile kurmuşsun. Şimdi de o aileyi bir arada tutmak için büyük bir savaş veriyorsun. Ama sen kazanacaksın. Merak etme. Çünkü senin çocuklarının her birini, her birine edecek koskocaman bir kalbin var. Ama yeter artık. Mola bitti. Hadi bakalım. Çocukların sana ihtiyacı var. O kadar çaresiz hissediyorum ki. Sanki çocuklarım birer birer ellerimin arasından kayıyor. Tam birine yardım edeceğim. Diğeri dağılıyor. Toparlayamıyorum bir türlü.
Sanki her şey daha da kötüye gidiyor. Tamam. Tamam, geçecek. Hepsi düzelecek. O kadar korkuyorum ki. Bu... Yani bu öyle bir korku ki... Her an birini kaybedeceğim gibi geliyor. Ece'nin durumu ortada. Çağla darmadağın zaten. Allah az deli bir şekil. Sonra Ali güveni öğrenecek diye ödüm patladı. Eğer onu öğrenseydi beni asla affetmezdi. Çok yorgunum. Çok yorgunum Şebnem, çok yorgunum. Tamam bak. Güven gidiyor işte. Almış biletini. Her şey geçecek. Üzme kendini lütfen. Güven geldiği gibi gidiyor işte. Her zamanki gibi. Neyse ki Yaman Ali ile ilgili gerçeği öğrenmedi. Yani... Çok ucuz atlattım. Gerçekten yat kalk dua et Nesli. Çok şükür. Çok şükür. Üzme kendini lütfen. Güven geldiği gibi gidiyor işte, her zamanki gibi. Neyse ki Yaman Ali ile ilgili gerçeği öğrenmedi. Yani çok ucuz atlattın. Gerçekten yat kalk dua et Nesli. Neye bulaştın siz oğlum? Ha? Rüya nerede? Ya Rüya burada yok diyorum. Bu olayla da bir alakası yok Rüya'nın. Bak hala gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Neye bulaştınız diyorum. Nerede o? Aferin oğlum. Aferin. Sen bu kafayla devam et. Aferin. Ya Rüya yok diyorum. Tamam. Sıkıntı duyacağım bir şey de yok o zaman, öyle değil mi? Çekil. Çekil. Nesya teyze. İyi misin? İyi misin? Korkmadın değil mi? İyiyim. Gel buraya, gel. Yok. İyiyim. İyiyim. Korkmadın değil mi? Ne yaptın be oğlum? Ha? Kızı da karıştırdın işine. Biz seni nasıl temizleyeceğiz? Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Rüya. Sen de aldın cesedi. Şimdi karşıma geçip bana şiir okuyorsun, öyle mi? Aferin sana. Bravo. Dur. Sen de beni anlamayacaksan ben kime gidip anlatacağım derdimi ya? Ben senin derdini... Aklımın ucundan bile geçmezdi bütün bu olanlar.
Ama oldu işte. Halbuki ne kadar düzdüm, düzgündüm. Ne kadar iyi biliyordum doğruyu, yanlışı. Kendi doğrularım vardı. Aslalarım, ben yapmazlarım. Her şey küçücük bir ana bağlıymış meğer. O küçücük an insanın hayatını karartabiliyormuş. İşte bu. Tamam, yeter artık. Çaylar taze. İçiniz ısınsın. Sağ ol be paşam. Çaylık halimiz mi var? Olmaz ama. Yaman abimin annesiyle babasını böyle kuru kuru ağırlayamayız. Ayıp. Oğlum Fiko. Ne babası lan? Doktoru. Hadi git. İçmiyorlar işte. Abi bir şeye ihtiyacın olursa. Eyvallah. Ah be oğlum. Yani oraya polisi çağırsanız, hiçbir şeye dokunmasanız ne rüya kaçak durumu düşecek ne de sen. Ama sen yapamazdın değil mi? Olmazdı. Olmazdı. Olur yoktu yani. Olmaz diyor bir de. Şimdi ne oldu? Bu adam senin öldürdüğünü düşünüyor. Şimdi de bu oldu. Bilmiyorsun lan. Rüya. Burada mağdur olan ben değilim. Ben isteyerek senin yanında oldum. Anlatabiliyor muyum? Bu adam istediğini almadan vazgeçmeyecek. Acaba ben anlatabiliyor muyum? Beni almadan yani. Beni. Hani ben öldürdüm ya Rüzgar'ı. Siz ne yapıyorsunuz ya? Suç mu yarıştırıyorsunuz? Oyun mu zannediyorsunuz siz bunu ya? Siz böyle el ele tutuşup hayatınızın içine ettiniz. Bundan sonrası poliste. Ah be oğlum. Bu kadın senin arkandan ağlamaya daha ne kadar devam edecek? Yaman sen niye böyle bir çocuksun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.